Bunun benzerini Hindistan 10 sene önce yaşadı. Böyle topluca bir zenginleşme hali görünüyordu. Ama çok iyi beyinleri de çok hızlı terk etti ülkeyi. Amerika'ya gittiler ve orada bir Hint diasporası oluştu. Geri de dönmüyorlar bu arada. Ama sen bir şey söylüyordun. Şimdi siz burada robotlarla, yapay zekayla, uzayla uğraşan bir insan olarak düşünün kendinizi. Siz bir devlet kurumuna gittiğiniz zaman muhtemelen sizi SSK'm var, yolum var, hadi lojman da veririz. En yüksek devlet maaşı şu kadar olduğu için muhtemelen alacağım para da bu kadar olacak dediğiniz zaman izin var mı? Yok, yıllık izinde işte bir seneyi doldurduktan sonra öyle, cumartesi pazar da çalışıyoruz burada, bilgin olsun derseniz o insanlar gider. Yapacak bir şey yok. Bir de yani onu bile ona bile razı da onu dahi bulamayanlar var efendim. Siz ders veriyorsunuz, hep içinizden veriyorum. Bir de ebolu kapist işte yöneticilerle bilmem nelerle uğraştığınız zaman işverenlerle keyfek eder. Parasını veriyorum, nasıl çalıştırırım diyen işverenler de var. Hepsi biliyoruz. Bir de onlarla olduğunuz zaman tabii ki istifa edip gidersiniz, bu kadar basit. Burdur'da yanlış hatırlamıyor, pardon, Adana'da 300 kişi mi 3000 kişi mi ne alınacak işe, 40 bin kişiye yakın başvuru var, 34 bini üniversite mezunu ve bu işler yani talep edilen işler şoför, ağır vasıta şoförü, normal hafif araç şoförü, temizlik işleri, büro işleri gibi daha çok hizmet sektöründe sayabileceğimiz işlerde 36 bini üniversite mezunu. Ben her gün inanın o yüz yüze eğitim yaptığımız zaman o çocuklar servis araçlarıyla dağılırken okuldan hep içim kıyılarak bakmışımdır. Kim bilir ne kadar azı iş bulabilecek diye. Ne kadar azı. Ve Türkiye'de genç işsizlik oranı her gün yükseliyor. İşsiz sayısı artıyor ama üniversite mezunu genç işsizlerin sayısı çok daha fazla yükseliyor. Bir ülke bu kadar özel yetişmiş insanlarını, gençlerini kaptırmamalı, istihdam alanları yaratmalı. Yani biz kendi ülkemizde, kendi çiftçimizi destekleyeceğimize, başkasının çiftçisini destekliyoruz bu ithalat politikasıyla. Ona bağlı olarak sanayi kuruluşlarımız kalmadı. Hepsi, bütün paramızı biz taşa, toprağa, betona gömdük Allah aşkına. Bu kadar özelleştirme yaptık. Özelleştirme gelirleri içinde hangisini sanayiye dönük olarak kullandık? Ama betona ekmek banılmıyor işte. Çok fena. Ya, Türkiye bundan çıkabilir. Çok radikal ve hızlı bir şekilde de çıkabilir. Ama kurumlarını tahkim edecek. Pandemide yardım eden ülkeler arasında biz en sonuncuyuz. Yani gayri safi milli hasılasında %1.1 oranında yardım yapmışız. Ve yoksul ülkelerin altında bir kategori. Bizim kategorinin adı yok. Çünkü zengin ülkeler var, orta gelirli ülkeler var ve yoksul ülkeler var. Bizimki yoksul ülkelerin verdiği oranında altında. İnanmayan IMF sitesine girer, basar, oradaki tabloyu görür. Peki paramız mı yok? Yani paramız olsa yapardık diyebiliyor muyuz? Paramız var. Biz işte Tunus'a 5 milyon dolar hibe etmişiz. 5 milyon dolar hibe edecek kadar paramız varmış demek ki. Afganistan'a 75 milyon dolar vermişiz. Karşılıksız bunlar. Somali'nin, evet, IMF'ye olan borcunu kapattık. Biz 3,5 milyon dolar. Daha çok örnekler var. İslam İktisadi İşbirliği kuruluşu dahil 19 kuruluşa yardım etmişiz. Yahu bu kadar çok paramız varsa neden önce kendi insanımıza yardım etmiyoruz? İnsanlar açlıktan intihar etmeye başladı. Bırakın artık iş bulma ve bulmama noktasındaki sıkışmayı. Yani hayatta mı kalacak, ayakta mı kalacak sıkışmasını, artık intihar etmeye başladılar. Yalnızca hafta sonu, geçen hafta sonu 4 kişi intihar etti. Ama işte bu, o zaman devlet dediğimiz o mekanizma, o yapı, bunların yaşandığı bir ülkede yaşanmaması için ne gerekiyorsa onu yapmak zorunda olmalıdır. Bu vicdanı taşımak zorunda, bu sorumluluğu taşımak zorunda. Devletin hakikaten kapasitesi de var, gücü de var. Tabii. Sadece sanki kullanmıyor gibi bir hisse kapılıyor insanlar. Sonra anayasayı konuşuyoruz. Yani anayasa belki kimsenin umurunda değil ki. Var işte anayasa, uyumaya istedikten sonra uyacağımız bir hukuki düzeni sağlayan bir temel yasamız var. Ondan vazgeçtik. Biz uluslararası sözleşmelerden çıkıyoruz bir gece ansızın. Yani Cumhurbaşkanı
kanunla iptali mümkün olabilecek bir uluslararası sözleşmeden onu, 10. yılında, onu biraz açalım. Lütfen. Hayırlı uğurlu olsun. Nice 10 yıllara. Bana göre İstanbul Sözleşmesi göre de devam ediyor. Daha nice 10 yıllara. Kızacak Sayın Cumhurbaşkanı bize. Aynen ya, kızmasın Sayın Cumhurbaşkanı. Tarihi gurur diye duyurmuştu imza attığımız zaman. Çok iyi hatırlıyorum. Hepimiz çok sevinmiştik. O zaman başbakandı Sayın Erdoğan. Ve tarihi gurur demişti. Yani böyle bayram yeri gibiydi Türkiye. İnsan haklarına, kadın haklarına yönelik bir imzayı ilk atan ülke olmanın hakikaten tarihi bir gururdu o. Peki şimdi ne oldu da biz o gururdan vazgeçtik? O nedenle daha nice 10 yıllara İstanbul Sözleşmesi gerçekten bence de devam ediyor. Hukuken devam ediyor. Çünkü anayasamıza göre uluslararası sözleşmeler, bunları çok konuştuk ama bugün bir iki cümle söylemek lütfen istiyorum. Lütfen söyleyeyim, çünkü yıl dönümü bir de şeyim var. Hukuken Danıştay savunma istemiş Cumhurbaşkanı'ndan, hikaye nasıl yürür onu da bir soracağım şimdi. Peki. Bizim anayasamıza göre uluslararası sözleşmeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde onaylanır ve kanun haline gelir. 87. ve 90. maddeler bunu düzenler. Kanun haline gelince de yine anayasamıza göre bir kanunun ortadan kaldırılması başka bir kanunla olur. Roma hukukunun, kadim Roma hukukunun bir prensibidir bu. Bir şey nasıl bağlandıysa öyle çözülürler. Şimdi İstanbul Sözleşmesi meclisten oy birliğiyle geçmiş ve kanun olmuş. Şimdi anayasaya göre kanunun yeni bir kanunla kaldırılması gerekir. Öyle olmadı bizde. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle kaldırıldı. Hukuka aykırıdır, anayasaya aykırıdır, uluslararası sözleşmelere aykırıdır. Milli iradenin temsil edildiği yer olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yapısına da aykırıdır. Tabii, yetkisi gaspı. Dolayısıyla hala yürürlüktedir. Yine anayasamıza göre Cumhurbaşkanlığı kararnameleri temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir düzenleme yapamaz. En temel hak nedir? Yaşam hakkıdır. İstanbul Sözleşmesi de zaten kadınları yaşatmak için imzalanmış bir sözleşmedir. Öyleyse yaşam hakkına ilişkin bir kararnamenin kullanılması da mümkün değildir. O bakımdan İstanbul Sözleşmesi fiili olarak da hukuki olarak da halen yürürlüktedir. Bunu bir kere bir kenara koyalım. İkincisi 1 Temmuz'a kadar diye bir 1 Temmuz'a şey kadar, evet, ama Danıştay da bu arada savunma istedi. Bu arada Danıştay savunma istedi. Evet, çok rastlanmış bir şey değil. Hatta dediler ki savunma istememiştir de görüş istemiştir. Tamam, görüş diyelim, ne dersek diyelim ama istemiş. Görebilir mi şey efendim? Yani, zaten yürürlükte ama hani yoktur böyle bir şey diyebilir mi Danıştay? Reddedip Cumhurbaşkanlığı kararlar. Benim şahsi kanaatim, yani temel olarak düşündüğüm zaman Danıştay'ı ne kadar böyle tepesinde sopa filan sallanacağını düşünsek bile Danıştay burada bu kararnameyle fesih kararını iptal edecektir. Ben öyle düşünüyorum. Pek güzel oldu bu. Evet, benim yani, tahminim böyle çünkü de, ama bakın o kadar açık ki size gösterdim. 3 tane temel anayasa anlayışı var. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili bir kararname çıkaramaz diyor. Anayasa diyor bunu, ben demiyorum ki. Temel hak dediğiniz yaşam hakkı. İstanbul Sözleşmesi dediğiniz şey de kadının yaşam hakkını koruyor. Yaşaması için imzalanmış bir sözleşme. Kadınları ölümden, yani ölümü göze alıyor kadın ya, boşanabilmek için. Bu affedilecek bir şey değil, görmezden gelinecek bir şey değil. İşte ben